Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz bisiklet zinciri doğru şekilde nasıl yağlanır olacak. Burada masanın üstünde görüyorsunuz birkaç ekipman hazırladım ben kendime. Bunlarla beraber bugün en doğru şekilde bisiklet zincirinin nasıl yağlandığını ele almaya çalışacağız. İnternette, YouTube'da pek çok kaynak bulabilirsiniz aslında bisiklet zinciri yağlama konusunda. Ama genelde verilen bilgiler çok yüzeysel ve bir kısmı da gerçekten yanlış. Öncelikle bugün bizim uygulayacağımız iki tane teknik var. Bir tanesi zinciri sökerek yapacağımız bir yağlama. İkincisi bisiklet üzerinde zincirin nasıl yağlanacağı konusu. Üçüncüsü ise bisiklet zincirinin temizliği konusu. Genellikle dünyada kabul gören rahmetli bisikletçi abimiz İngiliz Sheldon Brown'un makalesinden yola çıkarak bir yağlama ve temizlik videosu yapacağız. Sheldon Brown'u bilmeyenler, resmini görüyorsunuz şu anda ekranda. Videonun açıklamalar kısmına konuyla ilgili makalenin İngilizcesini yazacağım. İlerleyen günlerde web sitemizde bunun çevirisini de yapıp web sitemize de paylaşacağım. Oradan da ilgilenen arkadaşlar okuyabilir. Parantez içinde, tırnak içinde tekrar söylüyorum. Bugün doğru şekilde bisiklet zinciri nasıl yağlanır ve bisiklet zinciri nasıl temizlenir konusuna değiniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ispirto ocağım var. Siz bunu normal ocakta da yapabilirsiniz. Bir tane temizlemek için eski bir diş fırçası. Yağ sökücü, yağ temizleyici. Arkadaşlar, yağ temizleyiciler arka arkaya pek çok defa kullanılabilir. Özelliklerini kaybetmezler. Burada yağlama yapabileceğimiz birkaç tane, yağlama ve temizlik yapabileceğimiz birkaç tane örnek gösterdim. Düşük viskoziteli standart makine yağı. Bunu ben tanesini 2 liraya nalburdan aldım. Siz de temin edebilirsiniz. Burada Singer'in genel kullanım amaçlı bir tane yağı var. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamıyorsanız mazot temizlemek ve yağlamak için kullanılabilir. Veya zincir yağlama üzerine üretilmiş bir zincir yağı da kullanabilirsiniz. Benim elimde olanlar bunlar. Pek çok markanın pek çok temizleyicisi var. Hangisini arzu ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Temizlemek için ayrıca yüzyılın icadı WD-40'ta kullanabilirsiniz. Onu da antiparantez belirteyim. Benzin kullanabilirsiniz. Gaz yağı varsa gaz yağı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yağı çözebilen her şey temizlikte kullanılabilir. Yağlamak için de içerisinde yağ ihtiva eden her şey yağlamak için kullanılabilir. İşte mazottur, gaz yağıdır vesaire. Ne dedik? Sheldon Brown'un yazısından yola çıkarak bir uygulama yapacağız. Aynı uygulamayı Amerika'da ünlü bir YouTuber, bisikletçi olan kanalın ismi Bikeman For You. O da benzer bir yöntem kullanıyor. Zinciri bu şekilde bir kabın içerisine koyup doğrudan yağ çözücüyü üzerine uyguluyorum. Benim tavsiyem yağ çözücüyü işte bir 5 dakika, bir zincir yağ çözücünün içerisinde bir 5 dakika bekletmeniz. Ardından fırçayla temizlemeniz. Zinciri gördüğünüz gibi yağ çözücüyle güzelce temizledim. Burada yağlama işlemine geçmeden önce dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi, temizleme işlemini hangi kimyasalla yapıyor olursanız olun, yağlamaya geçmeden önce zincirin üzerinde o kimyasaldan hiç kalmaması lazım. Çünkü aksi takdirde yağlamaya başladığınız zaman kalan o çözücü kimyasal yağladığınız yağın da özelliğini bozacaktır. Zincir gayet temizlendi, parlamaya başladı. Çözücüyü zincirden temizledikten sonra, şimdi sizi duyabilecek misiniz bilmiyorum, dinletmek istiyorum.
zincirin içerisinden çıtır çıtır sesler geliyor. Bu zincirin baklalarını oluşturan her bir bileşenin arasında ince kum taneciği kaldığını gösterir. Yani bu demek oluyor ki aslında şu anda zincirimizi düzgünce temizleyemedik. Dolayısıyla aynı işlemi ben tekrar edeceğim. Ondan sonra tekrar kurulayıp yağlama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, yeni zincir taktıysanız bisikletinizi biliyorsunuzdur. Üzerinde kendisi bir yağla beraber gelir. Şeffaf bir yağdır bu ve yapış yapış bir yağdır. Zincirin her tarafına bulaşmış bir yağdır. Bu tip ev ortamlarında veya atölye ortamlarında o tip yağlamaya en yakın yağlamayı yapabilecek olan yöntemi göstereceğim şimdi size. Fabrikadan gelen zincirler bu şekilde yağlandığı zaman zincirin her bir bileşeninin içerisi tamamen yağlanmış oluyor. Harici uygulayacağımız yöntemlerle, yani bu tip atölye ortamlarında isterseniz damlatma yöntemiyle yağlama yapın, isterseniz püskürtme yöntemiyle yağlama yapın. Hiçbir şekilde fabrika yağlaması gibi yağlama yapamazsınız. Buna en yakın çözüm zinciri söküp ıslarak yağlama yöntemidir. Sıcak metalin içerisinde her bir noktaya, her bir çatlağa, her bir bileşenin arasına nüfuz edecek. Yağın kızmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yağı kızdırmak demek aynı şekilde yağın yağlama özelliğini de kaybetmesi demek olabilir. O yüzden belli bir dereceye kadar ısıtacağız yağı. Ondan sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yağ hafif hafif ısınmaya başladı. Bu içerideki dalgalanma homojen olmaya başladıktan sonra yağlama işlemi için hazır olacak. Ateşini sizden alıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ateşin üzerine indirdim şimdi zinciri ve yağı. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Ardından zinciri yağın içerisinden çıkartıp süzülmesini bekleyeceğim ve temizleyeceğim. Ve güzel bir silme işlemi yapmak gerekiyor. Çünkü zincirin dış yüzeyinde yağ çok fazla istenen bir şey değildir. Önemli olan, şurada görebilecek misiniz? Şöyle göstereyim. Şuradaki baklaların arasına yağın iyice nüfuz etmesi önemli. Dışarıda çok fazla yağın olması çok önemli değil. Pastan koruyabilecek kadar esen miktarda yağ kalması yeterli. Vites geçişlerinde sıkıntı yaratmayacak kadar yağ kalması yeterli. Arkadaşlar, zincir soğudu. Süzülmesi de bitti sayılır. Şimdi zinciri buradan indirip güzelce temizleyeceğim. Daha doğrusu yağdan arındıracağım. Arkadaşlar, yağlama işlemi tamamladık. Zincirimiz şu anda fabrikadan ilk geldiği gündeki gibi gayet güzel, temiz ve doğru şekilde yağlanmış oldu. Böyle yakın çekim göstereyim size. Ve gayet güzel temizlendi. Bu tip düşük ısılarda işlem uygulamak zincire, yağa hiçbir şekilde zarar vermez arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi en fazla 100 derece, 110 dereceye kadar ısıttık. O aklıma gelmedi, videoyu hazırlarken sıcaklığını da gösterebilirdim size termometreyle. Ama işte 5 dakikalık bir işlemle zinciri ilk günkü gibi yağlamış olduk. Bu tip bir yağlama zincir baklalarının arasını tamamen yağ ile doldurarak uzun vadede zincirin içerisine toz, toprak,
ince kum girmesini de engelleyecek arkadaşlar. Dolayısıyla zincirimiz daha uzun süre bize hizmet etmeye devam edecek. Şimdi diğer bir konu olan eğer zincirinizi bisikletin üzerinden sökemiyorsanız nasıl bir yağlama yöntemi tercih edeceğiniz. O bundan birazcık daha komplike ama bundan daha zor değil, aynı zorlukta. İhtiyacınız olan tek şey bir tane saç kurutma makinesi. İster böyle, ister böyle, isterseniz de böyle bir yağ kullanabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Benim şahsi tercihim şu şekilde olan zincir için üretilmiş yağlar. Bulamıyorsanız genel kullanım amaçlı makine yağı, ince makine yağları bu iş için ideal. Dilerseniz bisikletin burasına geçelim, bakalım nasıl yapacakmışız. Arkadaşlar, ikinci yöntem ise damlatma yöntemi yapacağız. Bu tip viskozitesi birazcık daha yüksek olan bir yağ tercih ettim ben. Şöyle göstereyim size. Daha az akışkan bir yağ. Bu yöntemi yaparken bir tane föl makinesi kullanacağız arkadaşlar. Bu tip yağlamada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi, her bir baklının birleşme noktasına bir damla yağ gelecek şekilde uygulamak gerekiyor. İşleme başlamadan önce fön makinesiyle zinciri birazcık ısıtmaya başlayacağım. Ondan sonra her bir baklanın üzerine bir damla gelecek şekilde yağlama işlemine geçeceğim. Bu aşamada zincirin soğumaya başladığını hissederseniz tekrar fön makinesiyle ısıtmanızda fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar, yağlama işlemi bittikten sonra bir müddet tekrar fön makinesiyle ısıtıp zincirin içerisinde yağın işlemesini sağlayacağız. Zincir yağlaması yaparken ruble, vites, ayna kol aksamlarının hiçbirine ekstradan yağlama, harcayan yağlama yapılmaz. Zincire yaptığınız yağlama rubleye, ayna kola ve arka artericiye yeteri kadar yağ bulaştıracaktır. Onun haricinde bu aksamları yağlamak fazladan toz birikmesine, toz toplanmasına neden olacaktır. Bu gösterdiğim iki yöntemden birisiyle yağlama yaparsanız eğer zincirinizi daha etkin yağlamış olacaksınız ve kullanım esnasında zincir şıkırtısının daha az olduğunu, vites geçişlerinin çok daha kolay olduğunu, yağlamadan sonra zincirin üzerindeki yağ tabakasının daha uzun süre zincirin üzerinde kaldığını fark edeceksiniz. Zincir yağlama konusunu derinlemesine incelemeye çalıştık. En doğru şekilde yağlama nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım ben size. Bildiğiniz gibi bisiklet üzerindeki en komplike parçalardan bir tanesi zincir. Yani bir bakla dizisinin 8-9 parçadan bir araya getirilerek oluşturulduğunu düşünürsek bir tane zincirde kaç tane parça olduğunu siz düşünün. Dolayısıyla ne kadar sağlıklı zincir, o kadar sağlıklı vites sistemi, o kadar sağlıklı ruble, o kadar sağlıklı ayna kol demek. Sadece zincirinize iyi bakarak zincire bağlı bütün donanımlarınızı korumuş oluyorsunuz. Bugün söyleyecek bu konu hakkında fazla bir şey kalmadı. Arkadaşlar, aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdaki yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de artık o abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayıverin. Beni tekrar ettirmeyin. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.